الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارنا وارزقنا اجتنابه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم 25. söz. Beşinci noktayı, işte noktayı devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz inşallah. Dün لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Bunu, bu ayeti çok ilginç bir şekilde kullandı burada. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ayetine işaret eder. Birinci fıkra. Yani Kur'an'a iyi bakın. Bunlar, bu da bize bu şekildeki anlatım bize Kur'an'ın davetinin nasıl algılanması gerektiğini söylüyor. Allah'ım. Çünkü öyle soğuk değil mi? Buyur. Dışarıdan temiz havana gelince içerisi daha fazla sen ya açmasın ben de şunu gelmem ben açtım herhalde ama şimdi verim alacağım siz de isterseniz veririm size. Makam ispat okuyorduk değil mi? Makam ilzam ve ifham. Öyle Kur'an'ın belagatında öyle bir tarz var ki, öyle bir usul var ki muhatabını ilzam ediyor. Yani ifadesi, kullandığı ifadede muhatabın özellikle muariz ise ilzam ediyor. Yani bizim nefsimizden gelen vehmi tasavvuratımızı, tevehhümlerimizi, acaba amikilerimizi tam izah edecek şekilde konuşuyor. Eğer anlamak istiyorsak, mutlaka itiraz etmek için de bu ne diyor ki anlayın dersek tam bize ikna edecek delillerle konuşuyor. Bunu anlatırken, dün bunu okuduk. Bunu anlatırken وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْنَا. Biz ona, ben peygambere şiir öğretmedik ve o ona yakışmaz da yani
belagat olsun diye. Öyle. Ne konuşturuyor bunlar? Yok ya, öyle demedim. Belagat olsun diye mübalağalı ifadeler gönlü hoş gelsin de ne olursa olsun gibi güzel ifade olsun da bazen şiir olarak yazılanların bizzat kendi anlamlarına ne dediğine, içeriğine baktığımızda çok komik gelir. Çünkü şiir duygulara hoş gelir, söylemi güzeldir ama içeriği sağlam değil. Hayatım sana feda olsun olan bir şey. Ben hadi bakayım dedim, şu kadarlık bir elaniyetine dokunan hareket yapınca tepki verir. Abi yani sen hayatını feda edecektin onun için. İşte bir taşın binler neye bedel falan. Halbuki alıp taşı ayağına vurup atıyor. Bunlar gerçek değil, ilham edici değil. Hoş geliyor. O kadar. Ama Kur'an'da böyle bir özellik yoktur. Dikkat edin, böyle bir durum yok. Kur'an tam tersi. Buna örnek olarak da yani peygamberin Kur'an Allah kelamıdır diye bize getirdiğinde onu ya ifadenin gereği öyle söylemiş. Sözün gelimi öyledir. Gibi okumayacağız, öyle algılamayacağız. Aleykümselamu rahmetullah. Dikkat buna dikkat edeceğiz. Söylenen her sözde makamı ifham ifham yani anlamak isteyenin fehminin anlamasını kolaylaştıran ve kalbini ikna eden itiraz edenin de itirazlarını ortadan kaldıran bir belagat var. Yoksa buna nereden çıkarttın dediğin zaman karşı fikri kesinlikle savunamazsın. Bunun da çok güzel bir örneği de olarak, güzel bir örneği olarak da لَوْكَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ لَفَسَدَتَا اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayetini örnek olarak verdi. Bir ilk defa düşününce وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهْ اِلَى لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا arasında ne ilişki var? Gerçekten Kur'an'ın esaslarını anlatıyor, bu özelliklerini anlatıyor ya. Eğer diyor semavat ve arzda birden fazla ilah olsaydı Allah'tan başka o semavat lazım tümünü yaratan Allah'tan başka birden fazla ilah olsaydı bir karışıklık olurdu diyor ayet. Düzensizlik olurdu, karışıklık olurdu. Hakikaten öyle mi? İki tane ilah tasavvuruna başlamayalım. Şimdi bir kainatın yaratıcısı var, bir de bizim, dün bunu biraz detayına fazla bayağı indik. Bir de bizim ilah tasavvur edeceğimiz haller, tercihler, algılamalar var. Bazen insan diyor ki, eğer ben vücudumda, kendi varlığında veya çevresindeki mesela bir canlı örnek daha güzel insan anlamasına yardımcı. Bir canlının hayatında olan, gerçekleşen bir olayı kainatın tümünün yaratıcısına değil de onun dışında bir başka şeye izafe etsem. Ne olur? İşte ikinci ilah o. Kur'an'ın ikinci bir dalı Allah'tan başka ilah dediği o. Yani onun yaratıcılığına havale ederek düşünsen. Düşünün, sular su canlıları yapıyor.
Düşünün, dünkü çiğneyip yediğimiz yemek bugün benim vücudumu tanzim ediyor. Ne olur? Yani hastaneye gidiyorsun ufacık bir yaranı tedavi için. Özel eğitim görmemiş birisi müdahale etse arkasından ne gibi hastalıklar çıkıyor. Düşünün. Biz de aklımıza ne görüyoruz? Bir ağacın bir hücresini ben yapıyor olsaydım ne olurdu? Bir ağacın bir hücresini oradaki mineralin kendisi yapsa ne olurdu? Minerali yapıyor desek. Bakın şu kainattaki düzen olmazdı. Ne bilsin? Düzeni korumasını bilmez ki. Tek bir yaratıcının kontrolü altında, tek bir yaratıcının gücü, kuvveti, ilmi, tasarrufu altında her şey gerçekleşiyorsa, kainattaki gördüğümüz, şu alemdeki gördüğümüz işler düzenli çalışıyor ve bunu anlarız. Eğer onun dışında bir şeye yaratıcılık yetkisi verdiğimize, yaratılmışlığını kaldırıp da düşünüp, düşünürken, düşüncemizde, bu bunu yapıyor dediğinizde iyi dikkat edin, kainattaki düzeni bozarsınız. Kendi mantığımızda, kendi anlayışımızda ve kendi gözlemimizle görürüz bunu. Bu ayet çok müthiş bir ayet. Yeter ki biz bunun iki tane ilah var, birbiriyle kavga ediyorlar gibi tasavvur etmeyelim. Şimdi burada herhangi bir dünya, şu taş, kendi kendine dönüyor diyelim. Bu sabahleyin fark ettiniz mi? Ay çok güzeldi, hilal olmaya yaklaştı, Ramazan yaklaştı. Sabah böyle yüzük gibi sanki incecik oraya insanın o kadar duygularına hitap ediyor. Şu tanzimi taşlar kendileri yapıyor diye. Kendi kendine oluyor diye. Kainatın düzenini tamamen bozarsınız. Nasıl taş gelir de kendisini öyle bir pozisyona koyar ki ben zamanı hiç şaşırmadan onunla tarihi tahkim edebilirim. Bunu ancak kim yapabilir? Tüm kainatın sistemini Kur'an'dan başkasına neyi izafe edersek edelim, mutlaka kainattaki düzenin bozulacağından eminiz. Yalnız bütün kainatı yapan onu yapıyor. Demediğimiz sürece illallahu. Niye net gücü kuvveti verirsek veya izafe edersek bozarız. Onun için bize diyor ki dikkat edin. Çok dikkat edin. Kainatın yaratıcısından başka hangi yaratığa eğer bir kendisine ait bir üstünlük, bir yaratıcılık, bir yetki, bir işleri yapma yetkisi izafe ederseniz yanlış yaparsınız. İyi düşünün. Dün olayın bu tarafına baktık. Çünkü insanların putları, bizim put dediğimiz Allah'tan başka ilah dediklerimiz, bizim dünyamızda Allah'ın dışında yaratıcı imiş gibi gördüğümüz, telakki ettiğimiz, kendi başına bağımsız olarak varlığını düşündüğümüz şeylere uluhiyet özelliği vermemizdir. Mesela bendeki bir özelliğe ben kendimin sahip olduğunu söyleyeyim. Şimdi Demet abla diyor ki, bu çocuğu ben büyütüyorum. Allah korusun.
sen yapmaya kalk bir saatliğine vallahi öldürürsün. Onun hayatını, öyle varlığını devam ettirir. Bir saatliğine ben yapacağım. Her şeyi Allah bulla kadar bozarsın. Fesat çıkar. Şimdi kimse çocuğu ben yaratıyorum demiyor. Ama yaratıcı, bu çocuğun yaratıcısı benim, ben yaratırım. Böyle demiyor. Ya ne yapıyoruz genelde? Kendimize sanki bu işi biz yapıyormuşuz gibi yaptığımız dualar var ya, mesela hani düzenli besin almak gibi, suyumuzu, ekmeğimizi, yemeğimizi zamanında ve yeterli şekilde yemek gibi, uykumuzu zamanında yapmak gibi, bunlar hep kainatın yaratıcısına müracaattır. Duadır, ben böyle olsun istiyorum, yaratma değil ben. Kanunlara tabi oluyorum. Yaratıcının kurallarına müracaat ediyorum. Bazen insan bunu unutuyor ve diyor ki ben yapıyorum zannediyor. Ben etkiliyim zannediyor. Bu ayet diyor ki bir dakika diyor, eğer yetkiyi kendine ver, fesat çıkarırsın, bozarsın her şeyi. Yanlış yaparsın diyor. Bozarsın. Bunu anlayışın da bize ilzam ediyor nefsin. Bir rububiyet iddiasını, bunu da ben yapıyorum, bunu da ben düzenliyorum iddiasını tamamen ilzam ediyor. Gerçekten düşün, bir şeyi kendin yapmaya kalk. Bebeğin gözünün ya da dilinin bir hücresini de ben yapacağım de. Mutlaka düzeni bozarsın. Anlarsın. Nefes eder ta. Dünyada semada, yani orada fesat çıkar. Ancak ve ancak onu kim yaptı dediğini, hangi olayla karşılaşsak işte karşılaşalım. Onu kim yaptı dediğinde bak olaya, o olayı bütün kainat, neyse gördüğün sonuç neyse, bütün kainatı yaratan yapıyor de yaratılışın gerçeğini görürsün. Onun için ben yaptım, ben şöyleyim, ben iyi yaparım, ben iyi konuşurum, ben iyi bilirim, ben iyi düzenlerim, biz veya biz iyi düzenleriz, biz iyi yaparız. Bu iddiaların altında hep yanlış var ve insan bunu düşününce fesat, kainatta fesat çıkaracak, düzeni bozacak bir anlayış olduğunu anlar ve kainatta fesat yok. Demek ki yanlıştır der. Kur'an'ın ifadesi çok ikna edicidir, ilzam edicidir. Hiçbir itiraza kapı açmayacak şekilde anlatır. Yani şiir konuşmuyor, şair konuşmuyor. Yazılan şiir değil, yani hissiyata uygun gelsin diye konuşuyor. Sözler değil. Daha sahih fıkraları buna kıyas ettim. Şöyle ki geçiyoruz. Başta diyor ahkam-ı ilahiyeyi tebliğ et. Devam ediyoruz. Sen Allah'ın sana bildirdiklerini, sana bildireni, bildirileni bildir. Sen kahin değilsin. Zira kahinin sözleri karışık, tahminidir. Bazen tutar, bazen tutmaz. Seninki hak ve yakinidir. Yakini ne demek? Yakin. Yakin, certain. Yani kesin. Kesin. Yani Kur'an'ı ya ifade öyle gelmiş olmuş, öyle söylemişti, okunmaz. Gerçekten öyle. Seninki yakinidir. Yani söylenmeni bizzat müşahede ederek, ne söyleniyorsa Kur'an'da, onu bizzat müşahede ederek tasdik ederiz. Edebiliriz. Yakinidir. Mecnun olamazsın.
düşmanın dahi senin kemali aklına şehadet eder. Düşünün, yani peygambere diyorlar ki, sarası tuttu. Sarası tutan لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ لَفَسَدَتَا diyebilirim. Sarası tutan baba baba der. Kaskı nedir? Sarası tutmuş adam görmediniz mi? Teori üretiyor adam sonra. Efendim? Yani sarası tutmuş yani hastalık gelmiş, sarası tutmuş, titremeye başlamış, titremeye başlayan adam لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا der diyebilir mi bu cümleyi? Hiç gördünüz mü böyle bir sarası tutan ve düzgün bir cümle söylemiş? Bırakın böyle anlamlı, kainatın tümüne meydan okuyan bir ifadeyi, istisnası yok. Normal, yani beni evime götürün kardeşim diye düzgün bile söyleyemiyorlar herhalde. Ya ne kadar insanlar o vahiy halini ne kadar inatla yorumlamışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir tek cümle var mı ya? Bunlar da ne demek? Nereden çıktı bu? Hepsi o kadar çelencin ki insana bir tane istisnasını göster bakayım şu söylediğimin tersine dair, yanlışlığına dair diyecek şekilde. Nasıl bu adam mecnundu, hastaydı, vahiy geldiği zaman Resulullah kendinden geçiyordu. Bir hale giriyordu, normal halinden çıkıyor. Sonra o geçiyor, melek vasıtasıyla geliyor. Çünkü vahiy şimdi konumuz o değil de çok ilginç. Bakayım melek vasıtasıyla gelirdi. O hal geçiyor ve Rabbim bana şu cümleyi gönderdi. Öyle bir cümle söylüyor ki 1400 seneden beri insanlar onun bir mislini söyleyemediler. Ve bu adama hasta dediler. Düşünün. Yani kimin hasta olduğuna. Dikkat edin. Evet. Sen mecnun değilsin. Mecnun olamazsın. Düşmanın dahi senin kemali aklına şehadet eder. En muayetleri anlatıyordu. En yekulûne şairun neterabbasu bihi raybel menûn. Aya acaba muhakemesiz âmi kafirler gibi sana şair mi diyorlar? Ayet-i Kerime öyle diyor. Acaba sana şair mi diyorlar? Senin helaketini mi bekliyorlar? Şimdi şair ne olur? Bir atar, iki atar, sonra da bu adam böyle ya dalgaya gelmiş gidiyor işte denir. Sen de bekleyiniz. Ben de bekliyorum. Bekleyin bakayım. Bakın bir gün şöyle anlamsız bir cümle çıkacak mı ağzımdan? Desteksiz denir. Şair biraz desteksiz atar ya. Dolduruşa gelmiştir. Ha, bekleyiniz, ben de bekliyorum. Senin parlak, büyük hakikatlerin, şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstahnidir. Yani sözleri süslemek için kullanılmış cümleciklerden veya konuşma türünden çok uzaktır. Öyle sırf güzel söz olsun diye böyle denilmiş. Ve bakın Fatiha'yı her gün okuyoruz. Ne kadar ilginç, ne kadar tutarlı bir kainat, bir yaratılış anlatımı var. İnsan okusa bir daha düşünse, bir daha düşünse, bir daha düşünse, zaten o bazı ulema diyorum, yüzlerce cilt kitap yazsa Fatiha'nın anlamına yetmez. Niye? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Yaz. Bütün bilim kitapları var ya, başlayın, böyle coğrafya, getir, biyoloji, fizik, kimya, neyse başka onun için bitirelim, matematik, getir. Hepsindeki yazan hamdler, övgüye layık tespitler. Hepsi. Bazıları bazen diyelim ki bir psikoloji kitabında yaratılıştı, bir insanın yaratılışında bir bozukluktan bahsediyor. Bilemediğinden bozukluktan bahsediyor. Düzeni bulamamış. Düzeni bulamamış, düzeni tespit edememiş. Kendi cehaletine bozukluk diyor. Ya, yaratılışta bozukluk yok. Yani her zaman söylüyoruz, bir insanın sıhhatli hali de düzen, hastalık hali de düzen. Hiçbir bozukluk yok, hiçbir şeyde.
Bunların hepsinde bir düzen, bir kural tespiti var. Hepsi bunlar övgüye layık. Bak ne kadar güzel düzenlenmiş de diyor. O düzenlenen hepsi li rabbil alemin. Ancak ve ancak alemlerin bütününün, kainatın, varlık aleminin bütününün yaratıcısının yetkisine, iradesine, kudretine, ilmine verildiği zaman anlamlı ve doğru bir tespit yaparsın. Elhamdu övgü lillahi rabbil alemin. Bütün kainatı yapan bu düzeni kurdu. Bütün kainatı yaratan bu sistemi kurdu. Bütün kitapları elhamdülillahi rabbil aleminin tefsiri olarak okuyabilirsin. Bitmez. Çünkü kainatın düzenindeki hassasiyetin inceliği son noktası bitmez, gelmez. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alıyorsun bütün inkar edenlerin kendi saçmalıklarını kendine bırak, tespitlerine bak. Kainattaki tespitlerine bak. Hepsini al, koy. Bunlar elhamdülillahi rabbil aleminin tefsirini yapıyorlar hala de. De. Doğru söylersin. Niye hamd edeceğiz? Övgüyü kime vereceğiz? Bu kural, çıkan kural kime, kim tarafından konmuş olabilir sorusunun cevabını veriyor. Bunu kim yapmış olabilir sorusunun cevabını veriyor düzen. Kainatın halikinden başkasına veremezsin diyor ayet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Kainatın başkasının, kainatın tümünün yaratıcısından başkasına veremezsin bu düzeni. Ondan başkası bunu koymuş olamaz. Solucanlar bunu koymuş olamaz. Eskiden tarihte insanlar varmış, onlar şu düzeni kurmuşlar. İşte taşın şöyle olmasını, yok mamanın bu şekilde olmasını, dünyanın bu şekilde, ne, hangi konuda olursa olsun. Her bir düzen ancak kainatın yaratıcısının koyduğunu söylediğiniz zaman doğrudur. Bu ayet onu diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Sonu gelmez, bitmez. Bazı kişiler için işte bir besmelenin bağısına bir besmelenin B'si için bir cilt tefsir yazarım demiş falan. Bunlar da mübalağa etmişler. Bak bakayım. Bak bakayım kainata. Bismillahi Rabbil alemin demeyen bir hareket var mı? Bismillahirrahmanirrahim demeyen bir hareket var mı? Kainatta bir yaratılış var mı? Hakikaten biz Allah'ın varlığını düşünerek kainatta yaşama eğitimini yaptıkça Kur'an'ın iç tutarlılığını ve davasının kainat devam ettikçe gelecek. Kainat devam ettikçe ne görürsek hepsi elhamdülillahi rabbil alemin diyecek. Kainat varlığına devam ettikçe ne görürsek hepsi bismillahirrahmanirrahim. Bizim için o anlama gelecek. Eğer onun dışında bir yorum getirirsek mutlaka yanlış ve tutarsız. Kainatın tümünün yaratıcısının dışında bir yaratıcıya senin saçının bir kılını yaptırmaya kalk. Teorik olarak. İzah edemezsin. İzah edemezsin, koyamazsın. Böyle bir iddiayı yürütemezsin. Onun için saçının kılının ucunu aldın, inceliyor musun? Ne yapıyorsun? Bismillahi. Errahman, Errahim. Bu saç burada gerçekleşiyor. Gerçekten. Biraz işte yani bu gerçekleşmeler azalıyor ama ben de hiç kalmadım. O tarafta, o tarafta. ancak onun adına bu saçın varlığını izah ettiğim zaman doğru söylemiş olurum, isabetli konuşmuş olurum ve aklım de tamam bu böyledir derim. Onun dışında bir izah getirecek olursam tutmaz diyor Kur'an. Neyle? Bismillahirrahmanirrahim ile. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile.
Yani tutmaz. İzahımız makul olamaz diyor. Düşün. Bazıları diyorlar ya, insanlar bilmedikleri için Allah demişler. Neyi bileceğiz? Bakın, şimdi iyi dikkat edin. İnsanlar bilemedikleri için, düzenin mükemmelliğini tam yakalayamadıkları için tezahür demişler. İyi dikkat edin. Hangisi makul düşün? Serbest. Hayat, şiirin büyük hakikatlerin, senin söylediğin o büyük hakikatlerin şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstahnidir. Öyle süs olsun diye, çok güzel bir ifade olsun diye elhamdülillahi rabbil alemin söylenilmiş değildir. Tüm kainatta göreceğini her türlü olaya ana izah prensibi olsun. Açıklama ilkesi olsun diye söylenmiş. İstisnasız. Şimdi düşünüyorum da söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye çok tereddüt ettim ama korkma, sönmez. Bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Düşün. Atmazsan olduğu belli değil. Son ocak değil. 3-5 kişi ölünce böyle kaçıp gidiyorlar. Kiralar nerede? Böyle bir vaka yok. Şiir ya. Şiir işte insanları doldurursa getirmek için söylenilmiş bir söz. Tabanı yok. Dayanağı yok. Atıyor. Şiir. Efendim? Şiir o şiir. Biraz doldurursa gelmek için söylenilmiş. Döndü. Para be. Hiçbir hakikati yok. Kur'an'da böyle en aklınızda ne geldiyse böyle bir ifade, bir hakikat olmayan bir ifade değil. Kainat çapında kendini ifade eden hakikat eder. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا Kainat devam ettiği sürece bu ayet geçiyor. Gerçekler. Güneşe ve duha nelerine, güneşin doğmasıyla ortaya çıkan hakikata, yaratılışın gerçekleşmesiyle senin gördüğün hakikata yemin olsun. Neden yemin olsun? Çünkü o güneşin senin gördüğün, her zaman gördüğün vaka var ya ve onun doğmasıyla ortaya çıkan görülen hakikat var ya, İşte şu gözlemlediğin kainat var ya, neler olup bitiyor bu dünyada diyorsun ya, işte onların ifade ettiği hakikat, kainat var olduğu sürece yaratıcının kasemine layık düzende olacak demektir. Ben buna şahit gösteriyorum. Ben bunu senin beni anlaman için şahit gösteriyorum. Duha. Yani duha, şafak sütmesi mi denir? Güneşin doğması mı? Güneşin doğmasıyla hakikate çıkıyor. Yani şu gözlemlediğin kainatta, görebildiğin şu düzende hiçbir kusur bulamadığın gibi bu düzeni ancak ve ancak kainatın yaratıcısı olan, ki biz ona Allah diyoruz, Allah kurmuş olabilir. Bu düzeni başka hiçbir şeye veremezsiniz. Bu bir yemindir. Neydi o ayet-i kerime? وَالْقَتَفُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ vardı. Bu öyle bir yemindir ki gerçekten siz onu bir bilseniz. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ Bu öyle bir yemindir ki öyle bir şahit getiriyorum ve şahitliğime delil olarak emniyet vermek üzere, güven vermek üzere size bunu söylüyorum ki ah bir bilseniz, keşke bir bilseniz, o kadar büyük bir yemindir. Ne demek? Kainat kıyamet kopuncaya kadar bu şahadeti kimse, bu tanıklığı kimse ve hiçbir şey naksedemeyecek. Yok canım. Bugün bu safak söktü bak. Gördük dünyada neler var. Bunlardan bir tanesi
Yani kainatın tüm yaratıcısı olan Allah'a ait değil, başka bir şey tarafından yaratılmış diyemeyeceksiniz. Diyemeyin. İstersen de. Bütün kainat yalanlar. Tek bir yaratıcı var. Tek bir Allah var. O her şeyi, neleri delil olarak gösteriyor, neler üzerine yemin ediyor. Bir de delil olarak, istiyorsan buna bak, istersen buna bak. Yıldızlara delil veriyor, semavatı delil gösteriyor, tutuyor, o beğenmedin. İncir'i delil gösteriyor, zeytini delil gösteriyor. Beğenmedin, o beledil emin. Sen içinde yaşadığın ortama bak diyor. Beledil emin, beled, emin de. Senin için bulunduğun yer. Bak oraya. Nasıl senin için güvenli olacak şekilde tanzil edilmiş, hazırlanmış, yaratılmış. Tam senin istediğin. Bebek anne karnında tam ne ihtiyacı varsa beledil emin. Orası onun emin beledi. Büyüyor, gelişiyor, yeni bir dünyaya geliyor. Onun için beledil emin. Ya ben bu dünyaya geldim, şuna ihtiyacım var ama burada yok. Hazırlanmamış. Yok öyle bir olan. Süte ihtiyacım var, şu minerallere ihtiyacım var, şu dönemde şuna ihtiyacım var ama yok. Yıllar var mı öyle bir şey? Hepsi beledil emin. Melva ayet-i kerimeden başını söyleyeyim. وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونَ وَتُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِينَ Nasıl? وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِينَ Şu beledin emine kasem ederim ki. Ya, senin gözün, göz semağın içerisinde beledin eminde. Kalbin göğsün içinde beledin eminde. Böbreklerin yerinde beledin eminde. Emin olan yerde, bölgede. İnsanı tekrar yapacak olsaydık şu böbrekleri buraya değil de biraz daha öne doğru, şöyle abisabetin belinin arka kısmına doğru ya, öne doğru yerleştirseydik daha mükemmel çalışırdı diyecek kimse yok. Beledil emin. Her şey kendi beledil emininde. Her şey yerli yer. Yani bizim en çok korktuğumuz kabir. Beledil emin. Kabir de beledil emin. Ve vücut orada çürürken de beledil emin. Hiç dikkat et. Vücudun çürüdü diye sen yok oldun değil. Çünkü hayatın sahibi beledil emin kıldı ona. Ruh cesedin içinde beledil emin. Cesetten çıkıyor yine beledil emin. Kainatın her tarafında beledil emin göreceksin. Evet. Yani Cebrail, Azrail kendi başına serseri dolaşıyor değil. Azrail'in güvenliği altında. Azrail ruhun muhafaza meleğidir. Beledil eminde korkma. Kainatın sistemi öyle kuruldu. Korkma, hiçbir şey kendi başına rastgele serseri dolaşıyor değil. Hava molekülleri atmosferin içinde beledil emin. İnsan şöyle bir kendisini silkeleyip de bu ne diyor Kur'an? Tek bir Allah var, yaratıcı var. Başka hiçbir şey yaratıcı değil. Onun için kainatta gördüğün ne gibi özellik varsa en ufak bir hususiyet, yaratılmıştaki bir hususiyet, yalnız kainatın tümünün yaratıcısına ait olabilir. Başka kimse tarafından düzenlenmiş olamaz. Başka ilah yok. Başka yaratıcı yok, başka düzenleyici yok, başka tanzim eden, yerleştiren, sana beledil emin kılan birisi yok. İyi dikkat et, iyi dikkat et, yok. Bütün hayvanlar yavrularını daha doğar doğmaz beledil emine yerleştirirler. Hiçbir hayvan gördün mü? Yumurtasını emniyetli bir yere koymadan çekmiş gitmiş. Var mı öyle bir şey? Beledil emin. Her yerde.
Ve Allah beledil eliyle kasem ediyor. Ben bunu şahit gösteriyorum diyor. Bakın bakayım yerli yersiz amaçsız bir şey var mı? Dikkat edin. Alıyor hayvan. Yani çok çok her hayvanın kendine ait hayatı kimisi geliyor, yumurtasını götürüyor, kazıyor kazıyor denizin kenarında kumu içine koyuyor, kapatıyor. Orada emniyete koyuyor, gidiyor. Kimisi, yani karadaki hayvan gidiyor tam denizin bir en sakin, bozulmayacak yerine yumurta geliyor. Yani, dikkat edin balıkların yumurtalarını koyduğu yer ne biliyorsun? Nereden biliyorsun ki bu? Ben onu hep Demet abla'ya şaka yapıyordum. Bir çocuk büyüteceğim diye kaç tane kitap okuyorsun? Balıkları senden çok daha iyi biliyorlar. En emniyetli yer. Bir şekilde de çocuklarla yani yeni nesillerin nasıl büyüteceğini bütün kuşlar, bütün balıklar senden daha iyi biliyor. Sen de bir de doktora yaptım diye hava atıyorsun. O kadar eğitim gördüm. Hala bir çocuğun altını nasıl değiştireceğini bilmiyorsun cahil adam. Kaç kitap aldın? Kaç kitap almadın mı? Kaç alıyoruz öyle. İnternette ne bu? Ne kadar ne kadar garip değil. Yani ihtiyacın. Söyle her şeyi de. Neyse, bu ilginç bir nokta. Hüseyin'in dediği ilginç bir nokta. Gelin siz, kainatın emin ellerde olduğuna dikkat edin. Kendi fıtri halinizi devam edin, bozmayın. Gölge etme, başka ihsan istemem. Yani insanlar şu sistemi bozmasınlar. Biz insanlar başkası, biz. Sistemi bozmayalım, başka ihsan istemez. Ne bebekler ihsan ister ne çocuklar. Biz kendimizi düzeltmeye kalkıyoruz diye. Nasrettin Osman'ın işi kanadını kesiyoruz, kuyruğunu kesiyoruz. Ondan sonra seni bu kuşa benzedin diye bozuyoruz. Bilmiyorum, o biraz zor bir konu. Alışmışız da. Şey bozulmuş, bu etraftaki insanların müdahalesiyle sistem bozulmuş. Yani yaratılış bozulmadı. Bizim algılama, ilişki ağlarımız bozulmuş. Kendi kendimize olmazsa olmazlar koymuşuz, olmazsa olmaz koyunca sistemi bozmuşuz. Sistemi bozulunca bir yeni bozduğum sisteme kendimi nasıl adapte edeceğim diye başlıyorum araştırmaya. Fıtri hali ne olduğu gibi bıraksan hiçbir şey yapamıyorum onunla. Şimdi bozuk sistemin bozukluklarına karşı tedbir almaya çalışması yapıyoruz kitaplarla. Evet, oradan ben şöyle şöyle tecrübe yaptım diyenlere bakıyoruz. Her neyse, o çok özel bir konu da, yani her şey belledir, emin de korkma. Bismillahirrahmanirrahim. اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا Yahut acaba akıllarına güvenin akılsız filozoflar gibi, aklımız bize yeter deyip sana ittibada istinkaf mı ederler? Aklımız bize yeter, biz kendi akıllı kendimiz buluruz. Kainatın yaratıcısının bana bir rehberlik yapmasına gerek yok diyerek sana Resul'e tabi olmadan çekinirler mi? Dikkat edin, Resul çok önemlidir. Peygamber çok önemli bir kavram. Resul'e tabi olmak nedir? Ayet-i Kerime'de ne diyor? Kim Resul'e tabi olursa Allah'a tabi olur. Yani Resul'ü yani konumuz o değil. Onun için orada kendimizi kaybetmeyelim. Şurası çok önemli olacak. Kalsın. Sen, şimdi yakında bir mevzu konuştuk da senin oraya gelmişiz. Farkında değildim. Oraya geliyoruz. İyi dikkat edelim. Resul. İyi anlayalım Resul'ü. Resul ne demek biliyor musunuz? Peygamber, zahir almış şöyle. Resul demek, hiçbir davasını kendisine bağlamayan demek. Kendisine dayandırmayan demek. Ben bilmem. Ben sizin gibi bir insanım. Ben bana bildirimini bildiririm, o kadar. Diyen de. Eğer bir kişi birisi
ben kendim düşündüm, ben kendim anladım, ben bunu yaptım derse o kesinlikle Resul değildir. İnsanların en büyük derdi Resul'e tabi olmada güçlük çekiyorlar. Resul'e tabi olunca ne demek, ne olacak? Ben bilmem diyene tabi oluyorsun. Kim biliyor ya? Allah'ın bildirmesi. Benim hiçbir özelliğim bana ait değildir diyene tabi oluyorsun. Dünyada en zor iş insan için. En zor iş Resul'e tabi olmaktır. Resulullah'a. Allah Resullerine tabi olmaktır. Biz ne yapıyoruz biliyorsunuz değil mi? Hele hele bu dünyada çok iyi yaşıyoruz onu. Allah Resulüne tabi olmayı kendimize yediremiyoruz. Resulü ilahlaştırıyoruz. Onun getirdiği mesajı ve faziletini kendine veriyoruz. Ondan sonra ona tabi oluyoruz. Neye? Çünkü kendimde gördüklerimi de kendime vermek istiyorum. Benim de böyle şu kadarcık iyiliğim var ama onunki daha fazla. Mesela ben asistan profesörüm, o ise emret mi? Ne diyorlar ona? Full değil de başka bir şey diyor. No. Emeritus profesör diyor. Yani onun emeritus profesörlüğüne öyle saygı gösteriyor ta ki kendi asistan profesörlüğüne saygı gösteriyor. Oğlum ben şu kadar biliyorum, o bu kadar biliyor. İleride ben de o kadar bileceğim, bana da öyle saygı gösterme demek. İnsanlar Resul'e tabi olmayı kendilerine yediremiyorlar çünkü Resul hiçbir davası olmayandır. Resul hiçbir davası olmayandır, buna iyi dikkat edin. Allah bildirirse bildir, bilmezse vallahi ben bilmem. Ne kadar ilginç değil mi? Rabbin bildirmesinden başka وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُحْرَ O kendi kafasından hiçbir şey söylemez. Resulü'den. Kendisine ait, kendisinden kaynaklanan bir davası yok. Bana öyle geliyor ki yok. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُحْرَ Resul odur işte. O çok, çok güçlü bir nokta, bu noktaya çok dikkat edin. İnsanların Resullere tabi olmalarındaki yaşadıkları zorluk, öyle ki insan onu büyütmek istiyor. Ya, yani burada özellikle Resulullah için konuşuyoruz, Müslüman Kur'an'ı konuşuyoruz. Yoksa diğer mahlukat da Resul'dür. Melekler Resul'dür. Aynı şey. Allah'ın getirdiklerini bildiriyorlar. Kendileri bir şey yapmıyorlar ki. Kendilerinden bir tane, şöyle diyelim, kainatta bir şey var mı ki kendi kafasına göre bir iş yapmış? Yaratılıştan kendisine verilenin, vahyedilenin dışında kimse hiçbir şey yapmaz ki. Yalnız insan iradesini kullandığında eğer vehmine kapılırsa kendi olur, kendi başına bir iş yapar, bozar. Yani iyi dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi hem de peygamberler için hem de melekler için kullanılır ya. Onun inceliğine de dikkat edin. Çok incelik, çok güzel bir konu. Resul'e tabi olmak, insan enaniyetini sıfırlaması gerektiriyor. Onun için böyle bir şeye tabi olmayacağı zaman o şeyin kendine değer izafe ederek tabi olunmak kainatın özündeki bir hakikata ters düşmektir. Allah'a yaratıcıya vermeyi becerebilmemiz lazım. Söylüyorum. Acaba akıllarına güvenen akılsız filozoflar gibi aklımız bize yeter deyip sana ittibadan istinkaf ederler, çekinirler mi sana tabi olmaktan? Aklımız bize yeter demek, onunla yarışıyor demek. Yani sen öyle düşündün, affedersin, ben de böyle düşündüm demek. Onun için Resul'e tabi olmak istemiyor.
Çünkü o kadar düşündü, ben de bu kadar düşündüm. Yani o emeritus profesör, ben asistan profesör. Ben de bu kadar düşündüm. Biraz daha düşünsen ben sonradan daha iyi yaparım demeye geliyor. Aklımız bize yeter diyerek dikkat edin, dikkat edelim, aklı kullanmayacaksın falan anlamında değil. Dikkat edelim. Resul aklını kullanmaz, aptalın bir anlamında değil. Resul'ün getirdiği mesaj, Resul'ün davası kendi kaynaklı değildir. Esas o. Şimdi söyleyecek, halbuki akıl ise sana ittibaı emreder. Çünkü, bak, asıl akıl ise iyi dikkat et, peygambere tabi olmayı emreder. Çünkü bütün dediğin makuldur. Çok 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 artık ne kadar önemli bir şifre bu, bu cümle. Bir ay değil, bir yıl düşünsen, her yerde yazacaksın bunu, her kitap okuyorsa bir tarafa koyup bakacaksın bu cümleye. İyi dikkat edin ama buna. Bütün dediğin makuldür, fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez. Bu öyle bir şifre ki bu, Allah'ın Risale'de çok çok yerlerde referanslar var bunun. Aynen. Çok dik saymışız, iddiasız konuştuğu için, bizim şu konuşmadığı için. Çok acayip. Çok güçlü. İnsanlar bu da batırdılar. Akıl vahiy anlamında. Akıl vahiy neyin nesidir? Akılla vahiyin arasındadır. Adam diyor işte, bilmem kim diyor. Gazali için söylüyor aslında, benim de okuduğum kitapta. Diyor ki, İbn-i Sina'yı şöyle şöyle eleştirirken diyor, ona akılcılıkla itham etmiş de aklı akılla hakikati bulacağını söylediği için onu eleştiriyor. Ama diyor, eleştirirken de kendisi hep o philosophical argümanlarını kullanıyor. Aklın ne olduğunu anlamamış adam. Ayrıca hiç çözemiyorum. Bir daha söyle, eşarilerin? Çözemiyorlar. Bakıyorum. Çünkü bu adamlar aklın kaynak değil, her şey kaynağı vahiydir. Kendileri akıllarını en güzel şekilde kullanıyor. Evet. Ama demek değil ki aklını kullanıyor. Yani vahiy onlar şöyle diyor. Ne kadar basit. Çocuk gibi düşünüyorlar diyeceğim yani. 2-3 yaşında çocuk gibi. Hani çocuk bir çikolata sesine vermezsin ya. Bu annem ne kadar kötü bir insan ya. Der. Ya öyle bir öyle çok basit bir şeydi, düzeyde. Akıl, bak, vahyin getirdiği haberin hepsi makuldür. Akıl onların doğruluğunu tasdik edebilecek kapasitedir, anlar ve reasonable'dır. Fakat akıl kendi başıyla şu kainatın yaratıcısı ona rehberlik yapıp vermeden o hakikata yetişemez. Biz kainat ile gelen hakikati ancak geldikten sonra algılayabiliriz. Biz kendimiz bir insan projesi çıkaramayız. Yalnız çıkmış bir insan projesi, yaratılmış bir insanı görünce, aa, ne kadar güzel tanzim edilmiş. Böbrekler, demin örnek verdim, senin aklıma geldi. Böbrekler, sinir sistemi ne kadar güzel ve harika döşenmiş de. Ama öyle bir örnek yoksa, diye kendimiz bir insan projesi çıkaramayız. Şimdi biz Allah'ın yaratmasıyla kendi yaratmamız arasında bir karşılaştırma yapmıyoruz ki. Akıl yaratıldıktan sonra yaratılanın mükemmelliğini anla. Ama kendisi öyle bir kemalde yaratılış projesi çıkarıp icat edemez. Vahiy ile olan ilişkisinde de aynı öyle. Vahiy ile gelen haberin hakkaniyetini tasdik eder anlar. Ama kendisi yani لَوْ كَانَ ف۪يهِمْ آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا diyemez. Ama denildikten sonra doğru. لَوْ كَانَ ف۪يهِمْ آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ bunu atlıyor. لَفَسَدَتَا diyemez. Ama dedikten sonra gerçekten öyledir. İnsanın kendisi hiç vahiy duymadan اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ diyemez. Ama denildikten sonra onu duyunca
Evet, gerçekten öyle der. Vahiyye karşı, peygambere karşı olan tavrımız, onun söylediğinin, onun getirdiği haberin hepsi makuldür. Ama akıl tek başına bunu duymadan, etmeden bizzat kendisi o hakikate ulaşamaz. Bu ne denir? Buna çelişki değil, controversial değildir. Akıl kendisi. Ama o paradoks kıldır. Orayı dikkat edin. Ya nasıl oluyor be? Hem akıl bulamaz, hem akıl ondan al. Yani akıl onu anlar, hem bulamaz. Her paradoks kıl. Biz zaten iyi dikkat edelim, iyi dikkat edelim. Kainatın yaratılışı öyledir ki o paradoks kıl durumdan hakikati anlıyoruz. Yani hiçbir yaratığın hiçbir şekilde yaratıcı özelliğe sahip olmadan vücuda gelişinden olur mu böyle şey? Çelişki var. Hiçbir sebepte yaratıcılık özelliği yokken en mükemmel düzen çıkıyor. Bu görünüşten kainatın bir yaratıcısı olması lazım geldiğini anlarız. Vahye karşı tavrımızda da öyle. O paradoks sıkılmış durumu iyi, contradictory diye anlamayın. Yani çelişkili durum diye anlamayacağız. Bu zat ne söylüyorsa ben anlıyorum ve tasdik ediyorum. Doğru diyorsun ama kendini söyleyemiyorsun. Bu akıl ne ya? İşte bu. Kendisi bulamadığı halde ünle konulduğu zaman onun doğruluğunu tasdik edebilen kabiliyettir akıl. İnsan aklı ile vahiy arasındaki ilişkiyi bu paradoks kıl kontekste yerleştirmek gerekiyor. İyi dikkat edin, İslam'da akıl vahiy ilişkisini en mükemmel şekilde özetleyen cümle bence bu. Anladın mı? Bütün dediğin makuldur, fakat akıl kendi başına, başıyla ona, senin dediğine yetişemez. Ya Allah, bu tespit mükemmel. Burada kalalım. Bu müjde artık saatle yeterlisin. Bizler de. Oku. Bak, şimdi bazen böyle İslam hakkında falan konuşanların, İslamiyet'te bilmem ne falan teolojisini, teolojisini çalışanların kitaplarını oku. En zeki, en kuvvetli dediğin adamın kitabını okuyorum şimdi. Bunu anlamak değil. Çocuk gibi, hatta 10 yaşında falan da değil, 2 yaşında bir çocuk gibi düşünüyor. O kadar ilke. Niyeti yok. Adam çünkü çok ilim var. Ama 2 yaşındaki çocuk gibi muhakeme ediyor. Bilgi var. 2 yaşındaki çocuk gibi muhakeme ediyor. Önemli değil ki. Bir adamın muhakemesinin adı ne olursa olsun, Türkiye'de doğarsa Müslüman derler, Rusya'da doğarsa gavur derler. Muhakemesine bak. Aleykümselam ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.